Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Evcreator Tutorial serisinin birinci bölümünü çekeceğim. Bu bölümde arkadaşlar Evcreator kurulumunu ve Workspace'te yapılması gereken ayarları size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada Evcreator için plugin bile kurmayı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz ve burada arkadaşlar arama yerine Evcreator yazıyoruz, zaten bunu biliyoruz. Evcreator'la modu oluşturacağız. Evcreator'a basıyoruz ve burada arkadaşlar bir sürü sekme bizi karşılıyor. Evcreator yazıyor. About, Download, Support, Forum, Community, Login. Arkadaşlar bu sekmeler içerisinde bizi ilgilendiren Download kısmı. Download'a basıyoruz. Ve arkadaşlar burada bir sekme açıldı. Evcreator'ın son versiyonu var burada. Bunu arkadaşlar indirmiyoruz. Son versiyonu indirmiyoruz. Snapshot versiyonunu indirmiyoruz. Burada daha eski Evcreator yüklemelerine basıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü Evcreator versiyonu var. Bu versiyonların içerisinde BIO12.2'yi destekleyen arkadaşlar 2021.1 var. Bu arkadaşlar normalde desteklemiyor ama arkadaşlar Pylon'un yaptığı, yani bu Evcreator yapımcısının yaptığı bir plugin sayesinde buraya da BIO12.2'yi mod yapabiliyoruz. Normalde arkadaşlar 2020.2'den yapmamız lazım. Bu da arkadaşlar 2020.2 çok eski bir versiyon olduğu için ben bunu tercih etmiyorum. 2021.1'den yapmayı tercih ediyorum. Burada arkadaşlar Download kısmına basıyoruz. Download'a bastığımızda arkadaşlar burada istediğiniz işletim sisteminden indirebilirsiniz. İsterseniz macOS kullanarak DMG image olarak yükleyebilirsiniz. Ya da Linux kullanıyorsanız da tar arşiv olarak indirebilirsiniz. Buraya arkadaşlar ben Windows kullandığım için, şu an Windows içinde olduğu için Exe Installer seçeceğim. Burada x86 ya da 64 diyor. Yani 64 veya da 32 bit diyor. Hemen indirelim. Arkadaşlar Evcreator'ımız gördüğünüz gibi yüklendi. Buradan arkadaşlar hemen dosyayı açıyoruz. Masaüstüne geçelim. Bizden bir takım izinler isteyecek. Ona evet basıyoruz. Burada diyor ki bize, sen de eskiden Evcreator yükleme. Bunu sadece bana söylüyor. Siz de belki söylemeyi de bile. Sen de zaten Evcreator yüklü kardeş, sen ne yapıyorsun diyor. Burada arkadaşlar eskisi silmesi gerektiğini, gerekip gerekmediğini soruyor. Ben hayır, silme diyorum. Şimdi arkadaşlar masa üstüne geldim. Next'e basıyorum buradan. Burada gördüğünüz gibi lisans sözleşmesi var. Burada arkadaşlar okuyun, beni bir okumamazlık yapmayın. Ondan sonra kabul ediyorum. Basıyoruz. Buraya arkadaşlar yükleyeceği kurumu seçin diyor. Ben buraya arkadaşlar basa üstüne yeni bir klasör oluşturacağım. Yeni klasör oluştur. Şu arkadaşlar klasör adı da Evcreator yapacağım. Bu arkadaşlar hem daha iyi bulabilmem için Evcreator dosyaları, hem de workspace falan daha iyi ayarlamak için ben basa üstüne kurumlandırıyorum. Tamam'a basıyorum ve install'a basıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Evcreator yüklendi. Şu arkadaşlar bu klasör, bu arada isterseniz yapın isterseniz yapmayın, ben yapıyorum, kendi şeyim bu, kendi isteğim ve bunu yapıyorum. Burada arkadaşlar Complete Evcreator 2021.1 setup diyor. Burada arkadaşlar bittiğini söylüyor bize ve burada Evcreator'ı açıp açmaması gerektiğini soruyor. Ben açtıracağım çünkü ilk başlangıç yavaş olur ama sonrakileri için hızlandırır. Burada arkadaşlar çıkar Evcreator update mesajını arkadaşlar, remind me later, yani bana sonra da hatırlat diyorsun. Hiçbir zaman ona tıkamayacağız ama olsun diyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Evcreator'ın ana kısmı açıldı. Burada arkadaşlar Evcreator'da direkt BIO12.2 yüklü gelmediği için, gördüğünüz gibi BIO12.2'ye direkt BIO12.2 yüklü gelmediği için preferences'e basıyoruz ve manage plugins'e basıyoruz. Burada arkadaşlar Evcreator ana pluginleri var. İnternete tekrardan giriyoruz arkadaşlar ve Evcreator BIO12.2 plugin diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 3. sırada çıkan GitHub linkine tıklıyoruz. https://github.com Evcreator yazıyor. Buraya bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi releases kısmında BIO12.2'nin 2021.1 versiyonu var. Bu arkadaşlar Pylon tarafından geliştirilen bir plugin olduğu için buna güvenebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu plugin'i aynı zamanda şuradan da indirebilirsiniz. All the Downloads kısmında şurada
With the Bionic 2 plugin diyor. Burada aynı buradan indirebilirsiniz. Ben GitHub'dan indireceğim. Releases'ten 2021.1 versiyonu da indiriyoruz. Buradan asset kısmında zip şeyli dosyayı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi indirdi direkt zaten. Buradan arkadaşlar Creator'a bir daha giriyoruz. Load plugin diyoruz. Load plugin'de plugin'i indirdiğiniz kısma yani zip dosyasını nereye koyduysanız oraya tıklayıp zip'i seçiyorsunuz. Open diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi AppCreator 1.12.2 generator diyor. Bu yüklendi. Save'e basıyorum. Name workspace. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya daha gelmedi. Neden gelmedi diye sorarsanız biz arkadaşlar generator plugin'i eklediğimizde Bionic AppCreator içerisine buraya arkadaşlar AppCreator'ı reset atmamız lazım. Yani AppCreator'ı kapatıp tekrardan açmamız lazım. Bunu da hemen açalım. Bu arada her açtığımızda AppCreator'ı şu yazı çıkacak. Bu benim sinirimi bozuyor ama RabbitMeLater diyoruz buradan. Ondan sonra Name Workspace'e basıyoruz. Mod ismini de bu yani arkadaşlar modunuzu ismini girin diyor. Buraya arkadaşlar modumu ismini ne koyayım? Dev Zabri Studios koyacağım modumun ismini. Burası arkadaşlar namespace yani eğer siz bir eşya yapmak istiyorsanız slash etp diyorsanız mesela Minecraft diyorsunuz ya Minecraft ilk nokta üst üste bu arkadaşlar bu kısım ya da benim modlarımda arkadaşlar mod bu kısmı arkadaşlar şey yapıyor. Bu kısmı tanımıyor. Ben buraya arkadaşlar dev zabi diyeceğim. Buraya versiyon kısmını arkadaşlar buradan Bionic 2 artık seçebiliyoruz. Bionic 2'yi seçtiğimizde bir sürü eksiklikler var pluginde. Ama arkadaşlar bunu yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu plugin yıllardır güncelleme almadı. O yüzden okey basıyoruz. Ve create new arkadaşlar bu yıldımız bitti. Yani Creator'da workspace'imiz oluştu. Hemen şunu büyüteyim ekranımı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar workspace böyle oluştu. Hemen arkadaşlar oyunumuzda modumuz yüklenmiş mi yoksa yüklenmemiş mi diye deneyelim. Hem de arkadaşlar böylece Minecraft'ın dosyalarını oluşturalım. Hemen basalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ımız açıldı. Bunu ekranı bitirip options'tan öncelikle ben müzikleri kısmak istiyorum. Boş boş müzik yapmasın arkada. Seviyorsanız kalabilir. Ama ben sevmiyorum. Ben kapattım. Mod kısmına giriyorum arkadaşlar. Buradan Nevzabri Studios gördüğünüz gibi burada duruyor. Burada arkadaşlar ama bizim ayarlamadığımız bir sürü şey var. Bunu arkadaşlar hemen size ayarlamayı göstereyim ve burada arkadaşlar modunuzu daha iyi gösterecek. Mesela şu şekilde, bu şekilde göstermeyi göstereceğim. Hemen arkadaşlar quit game atıyorum ve resources'ten arkadaşlar hemen kendime bir logo eklemek istiyorum. Buraya hemen bir logo ekleyelim. Ben videoya başlamadan önce bu haftanın başında videoya başlamadan 3 gün falan önce bir tane resim yüklemiştim böyle. Hemen bu resmi arkadaşlar buraya atalım ve arkadaşlar logo olması için buraya order diyorum. Yani başka resim ekle. Burada arkadaşlar texture'lar blok ve item olarak ikiye ayrılıyor. Burada arkadaşlar da bu item ve blokların dışında kalanlar da order diye isimlendiriliyor. O yüzden arkadaşlar buraya ben order diye oluştururum. Burada arkadaşlar workspace'ten de settings'e geliyorum. Burada gördüğünüz gibi tüm workspace ayarlarımız duruyor. Buraya arkadaşlar başta seçtiğimiz şeyler zaten burada yazıyor. Buraya arkadaşlar modumuzun versiyonunu yazalım. Bir 0.0.1 mesela. Mod description arkadaşlar. Bu da modumuzu açıklama kısmında yazan şey. Hemen buraya da arkadaşlar bir şey yazalım.
Evet arkadaşlar, açıklama kısmını yazdık. Buraya arkadaşlar autorname, yani bu modu yapımcısını yazıyorum. Ben buraya kendi adımı yazıyorum çünkü ben yapıyorum bu modu. İsterseniz siz kendi adınızı koyabilirsiniz. Buraya da arkadaşlar kendi web sitenizi. Ben arkadaşlar YouTube kanalımı koyuyorum buraya. youtube.com/etmimirzabri diyelim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi YouTube kanalımı buraya yazdım. Buraya arkadaşlar modumu incelemek isteyen bir YouTube kanalıma girebilir. Mod kredi text, yani arkadaşlar bu modda ne olduğuna dair ya da ne kullanarak yapıldığına dair şeyler yazabilirsiniz. Mesela arkadaşlar buraya arkadaşınızı yazıyorsunuz. Mimizabri ve iyi bir gamer falan filan yazacaksınız. Buraya arkadaşlar isterseniz ben kendi adımı yazacağım, yani Mimizabri yaptım ama gereği de yok yani. Buraya arkadaşlar logo ya da picture, yani logonuzu ya da resminizi ekliyorsunuz. Buraya arkadaşlar hemen kendi bu az önce eklediğim resmi ekleyeyim. Burada arkadaşlar external IP address settings şu an bize göre değil. Bu arada arkadaşlar bu advantage settings arkadaşlar bu özelliği bence açın. Çünkü bu arkadaşlar bu özellik forge'u 23.55'e sabitliyor bunu kapatırsak. 23.55'ten başka bir forge sürümünü kullanamıyorsunuz. Mesela şu anda yeni çıkmış olan 23.60 sürümünü bu modla beraber kullanamıyorsunuz. Git 23.55 yükle diye şey yapıyor. Bu da arkadaşlar is server side mod, yani diyor ki bu mod server için mi diyor, yani bir işlem var mı, bir blok falan ekliyor mu diyor. Burada arkadaşlar eğer blok falan ekliyorsa bunu açın. Ben ekleyeceğim için şu anlık açıyorum. Log based mod file. Bunu arkadaşlar şu anlık gerek yok. Bu arkadaşlar özel kod kullanıcılar için yapılmış. Bu da arkadaşlar eğer modunuz GitHub gibi bir sitedeyse oradan arkadaşlar güncelleme alıp kendi kendine arkadaşlar Minecraft başladığında modu güncelliyor. O yüzden arkadaşlar şu anlık GitHub sayfamız olmadığı için bunu atlıyorum ve SHA için basıyorum. Arkadaşlar size workspace'in detaylarıyla ilgili her şeyi gösterdim. Şimdi arkadaşlar Minecraft'a girelim ve oyun içinde bu ayarları nasıl durduğuna bakalım. Ve arkadaşlar oyunumuz açıldı. Hemen şunu büyütelim ekranını. Mods'a basıyorum ve Name Zombie Studios diyorum. Zaten burada versiyon 0.01 olarak değişmiş. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar logom gözüküyor, buraya logomu koymuşlar. Name Zombie Studios yazıyor. Versiyon 0.0.1 diyor. Ve mod ID'miz Name Zombie, bunu zaten başta ayarlamıştık. Credit ise creator kendi şeyini eklemiş boş bıraktığımız için. Ama biz boş bırakmaksak arkadaşlar kendimiz yazı yazabiliyoruz. Autos kısmında arkadaşlar kendi adım yazıyor çünkü ben oraya yazdım. URL kısmında arkadaşlar karabağım buluyor. Buraya bastığımda beni karabağıma gördüğünüz gibi yönlendiriyor. Burada arkadaşlar açıklama kısmı gözüküyor modun. Böylelikle arkadaşlar modun ilk yapım aşamasını tamamlamış oldunuz. Beğendiğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki tutorial videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Thank you.